Ve bizim bu noktada hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi. Halk kendini yönetemez mi? İlle başımızda bir başbakanın, güçlü bir başbakanın olması mı lazım? Yani mit dieser Entscheidung ein Beispiel Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşı. Sistematik en çarpıtıldığı kanaatindeyim. Kim nasılsa çevresini de öyle görür. Sonuçta attığınız adımın bedelini alır ödeyecek. Damatı hatırladı. Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin bunların kendisi. Dünyanın iftirasına atılır. Değerli Ver TV izleyenleri iyi akşamlar. 21 bin yeni Covid vakası, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış, 20 ayda 3. Merkez Bankası Başkanı gönderilmiş, HDP'ye kapatma davası açılmış, attığı tweet nedeniyle Gergerlioğlu artık vekil değil, Gezi Parkı'nın mülkiyeti Sultan Beyazıt Han Vakfı'na geçmiş. Panorama'nın bu akşamki bölümünde iki deneyimli siyasetçiyle gündemi değerlendiriyoruz. ÖDP kurucu başkanı, bağımsız milletvekili ve İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Ufuk Uras, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. ÖDP'nin kurucu üyesi, Ağrı eski belediye başkanı ve gazeteci Sayın Sırrı Sakı, siz de hoş geldiniz efendim. Merhabalar, selam, sevgiler. Ben Sayın Sakık'la başlamak istiyorum. Efendim 21 ayda Merkez Bankası'nın dümeni 3. kez el değiştirdi. Bozulan güven... Sürpriz, isterseniz bunu sonraya atalım. Önce şunu sormak istiyorum. Öğrenci andının kaldırılması, HDP'ye kapatma davası, Millet İttifakı bileşenlerini dağıtmaya yönelik ve yaklaşan erken seçimin ayak sesleri olarak okumak mümkün mü? Tekrar selam ve sevgiler. Ben bugün Ağrı'daydım. Bugün Nevroz'u alanlarda kutluyorduk. Bugün milyonlarca insan Nevroz'un ruhuna uygun bir şekilde alanlardaydı. Pandemiye rağmen, baskıya rağmen ama herkesin ortak bir arzusu şu topraklarda barış ve kardeşlik hayat bulsun diye alanlardaydı. Yani bu salgın döneminde bile canlarını heba ederek, feda ederek barış isteyen bir halkla bugün beraberdik. Tekrar bu coğrafyada yaşayan herkesin Nevroz'unu kutluyorum. Tabii çok önemli bir süreçten geçtiğimizi hep biliyoruz, hep söylüyoruz. Türkiye'de değişim, dönüşüm o kadar çok zor ki, sevgili hocamdan birlikte parlamentoda bulunduk. Daha öncesi de parlamentoda, çok uzun yıllar parlamentoda, 30 yıldır parlamentodayız. Ama parlamentonun ruhu değişmiyor. Yani 1994 yılında yaşananlar bugün ayın 21'i 2 Mart'ta olan bugün tekrar 27 yıl sonra mecliste yaşanıyor. Bugün Ömer Faruk'a yapılanları hep birlikte tanıklık ettik. Aynı süreç 2 Mart darbesinde bize de yapılmıştı. Bu ülkenin sorunları var. Bu ülkenin sorunlarını hep birlikte oturup nasıl çözeriz, nasıl diyalog ve müzakerenin kapılarını açarız. Böylesi bir sorumlulukla karşı karşıya olan iktidar, muhalefet partileri ne yazık ki sorunu çözmek yerine bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyleyen herkesi hain ilan ederek, geçmişte nasıl milletvekillerinin milletvekilliklerini düşürerek, partiyi kapatarak sorunu erteleyip örteleyen iktidarlarla karşı karşıya idiysek, bugün de aynı şey yaşanıyor. Yani 1994'ten bugünkü yaşanan süreç 2021, aradan 27 yıl geçmiş, bir değişim, dönüşüm yok, aynı ruhla devam ediyorlar. Bunun bir çözüm olmadığını zaten bugün milyonlarca sokağa, alanlara dökülen halkımız, siz parti kapatsanız ne olur, siz yasakları getirseniz ne olur, 9 partiyi kapattınız, sonucu değiştirebildiniz mi? Hayır. Yasakları getirdiniz, sonuç değişti mi? Hayır. Siz binlerce siyasetçiyi sürgüne gönderdiniz, sorun değişti mi? Hayır, yerli yerinde duruyor. Siz binlerce siyasetçiyi zindana attınız, sorun değişti mi? Hala yerli yerinde duruyor. Ama
sizin buradan ders çıkarmanız gerekirken geçmişte uygulanan politikaları yeniden hayata geçirmeye çalışıyorlar. Aslında bu iktidarların, Türkiye'yi yönetenlerin Kürtlere gerçekten bir özür borcu var. Bütün kapatmalara rağmen, bütün baskılara rağmen, yasaklara rağmen inadına Kürtler biz sorunlarımızı demokratik siyaset içerisinde çözmek istiyoruz. Demokratik siyaseti bu kadar önemsiyorlar. Bir parti kapanıyor, hemen ikinci parti yeni kadrolardan ikinci parti kuruluyor. O kapatılıyor, yeni bir parti daha kuruluyor. Kayyumlar atanıyor hukuksuz bir şekilde. Biz onların yerine yeni arkadaşlarımızı hazırlıyoruz. Ama ne yazık ki yönetenler yani şeklen seçim yapıyorlar bu coğrafyada. Belediye başkanları daha ilk günden beri yerine kayyum atanıyor. Ortada hiçbir suç da yok. Yani şimdi Ankara'da milletvekilleri için bir sürü böyle mazeretler uyduruyorlar, suçlar yaratıyorlar. Mesela bugün Ömer Faruk'la ilgili, Gergerlioğlu'yla ilgili efendim daha şeyde slogan attı. Böyle bir şey de yok ortada. Nereden bir sosyal medya paylaşımından vekillik düşürmek? Dünyanın hiçbir yerinde olmayan ve hepimize nasıl bir politika uygulanıyor? Bizim iki konuşmamızı yan yana getirerek buradan örgüt üyeliği yaratıyor. Çok özür diliyorum. Telefondan katılıyorum. Zaman zaman telefon da geliyor. Onun için görüntü gidiyor. Özür diliyorum. Bunların hepsi bir cezalandırmaya. Peki siyasetçi konuşmayıp da ne yapacak? Biz siyaset dünyasındayız. Tabii ki sorunlarımızı oturup konuşacağız. İki konuşmadan örgüt üyeliğini yaratırken, gerçekten siyaseti bu konuda mahkum ederken ne yapmak istiyorsunuz? Kürtler bu kadar ısrarlı bir şekilde demokratik siyaseti büyütmek istiyor ve sorunlarını demokratik siyasette çözmek istiyorsa sizin dönüp Kürtlere teşekkür etmeniz lazım. Ya biz bu kadar size haksızlık ediyoruz, sizin partilerinizi kapatıyoruz, milletvekillerinizi milletvekilliğini düşürüyoruz, eş başkanlarınızı tutukluyoruz, belediye başkanlarının yerine kayyum atıyoruz ama siz buna rağmen inat ediyorsunuz, inadına demokratik siyaseti daha çok güçlü bir hale getiriyorsunuz. Mehtap şeyler bitti vallahi. Bugün malumunuz 21 Mart. Yani gündüz ve gecenin eşit olduğu bir gün. Belki de yılın en demokratik gününde bu yayını yapıyoruz sizinle. Ben Ufuk Bey'e dönmek istiyorum. Ufuk Bey, sizin değerlendirmeniz nasıl efendim? Valla Sırrı Bey çok güzel özetledi. Memlekette işin şirazesi çıkmış. Hani genç kuşaklar şiraze nedir bilmezler. Kitabın sırtında bir şerit vardır cildi tutan. O şiraze bir çıktı mı ne kitap kalır ne sayfa kalır. İçinde bulunduğumuz uğrak, bu üst üste yaşadığımız skandal gelişmeler siyaseten bir yokuş aşağı gidişin açıkça sonu. Bu işin sonu nereye varacak? Tabii 2021'de yani önümüzdeki aylarda muhtemelen seçim yasasını değiştirdikleri için seçim yasası değişikliği de bir yıl içerisinde uygulamaya giremeyeceği için 2022 itibariyle tabii ki bir seçim beklemek lazım ve bu kutuplaştırma siyasetini de muhalefet hattını daraltma siyasette AK Parti iktidarı büyük ölçüde sürdürecek. Biz bu başkanlık sistemine, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine itiraz ederken en temel argümanımız neydi? İşte bunun bir kararnameler rejimi olacağıydı. Nitekim işte İstanbul Sözleşmesi dahil olmak üzere siyasetin bu kadar merkezileştiği bir ortamda toplumun problemlerini çözmek kolay değil. Kriz dediğiniz şey iktisadi, siyasi, söylediğinizle yaptığınız arasındaki açı farkıdır. Söylediğiniz başka, yaptığınız başka olunca kriz olur. Ama krizlerin esası kavrayış krizidir. Yani olan biteni kavrayamama, anlamama, bütün bu attıkları adımın bir bumerang gibi kendilerine döneceklerini görmeme. İşte bugün Nevroz'da hakikaten
bu ülkenin insanları hem bir arada yaşamak istiyoruz dedi, hem demokrasi istiyoruz dedi. Bundan daha açık, net bir mesaj nasıl verilebilir? Ama Türkiye'nin tarihi bir cümleyle özetlenirse, bu toplumun çeşitliliği devletin politikalarını şekillendirecek, yoksa devlet toplumu tek tipleştirecek mi? İşte bu tekçi bakış açısıyla hiçbir meselenin çözülemediğini görüyoruz ve bu da yeni bir şey değil. Yani biz Sırrı Bey'le 2009 döneminde, 23. dönemde DTP kapatıldığında mecliste oturma eylemi yapmıştık. Bir tür sivil itaatsizlikti. Dejavu gibi aynı şeyler bir kere daha yaşanıyor. Daha önce 94'te yaşandı vesaire. Yani bu kadar bir toplumun patinaj yapması, yani her şeyi tekrar etmek çok acayip. Yani Nasrettin Hoca biliyorsunuz damdan düşünce bir şey oldu mu diye koşmuşlar. Bilmiyorum, daha yeni geldim demiş. Yani sanki bu memlekete daha yeni geldik. Hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi. Sanki belleğimiz yokmuş gibi. Yüzleşmeyen bir toplum yüzsüzleşiyor. O yüzden bu yüzsüzleşme halinin içinden çıkamayız. Meseleyi de bir şaşırtan konu MHP'ye odaklanması. MHP Cumhur İttifakı'nın koçbaşı. AK Parti böylece o koçbaşını kullanarak sanki kerhen bir tutum alıyormuş gibi bir izlenim vermek istiyor. Bu da doğru değil. Tam bir al gülüm ver gülüm siyaseti var. Buna dikkat etmek gerek. Bir de sizin izleyicileriniz dahil olmak üzere, yani bir Z kuşağı dediğimiz 2000 sonrası doğan kuşak var. Yani nereden baksanız yeni seçmen 6-7 milyon. Yani şimdi onlar böyle bir Türkiye, böyle bir dünya, böyle bir gelecek hak etmiyorlar hakikaten. Tam tersine bu toplumdaki gençler, kadınlar, mağdurlar, yoksullar, kimliğinden yoksul olanların enerjisini de siyasete yansıtmak gerekiyor. Burada HDP'nin rolü çok önemli. HDP olmaksızın, Kürt sorununu öncelikli mesele haline getirmeksizin hiçbir konuda adım atılmayacağını bir kere daha çok net bir şekilde gördük. Umarım izlenen kimlik hırsızlığı politikası karşısında, kimlik hiyerarşileri karşısında herkesin kimliği, kültürü, dini, diliyle özgürce yaşayacağı bir demokratik cumhuriyet hedefi doğrultusunda bütün toplum ve siyasi muhalefet yan yana gelme becerisini kimseyi aforoz etmeden, kimseyi dışlamadan görür. Yoksa herkesi teker teker avlıyorlar. Peki efendim, ben Sayın Sakık'la devam etmek istiyorum. Sayın Sakık, beni duyabiliyor musunuz? Biraz kendi sahamıza Duyuyorum girmenizi ama rica edeceğim. Evet, Sayın Sakık. görüntü zaman zaman gidip geliyor, kayboluyor. Onun için kusura bakmayın. Sayın Sakık, zannediyorum Sabih Kanadoğlu ifade etmişti. Aslında HDP kendi kendini kapatıp açılan kapatma davasının düşmesine neden olabilir. Bunun bir anlamı yok demişti kapatılma davasını. Zaten siz kendi konuşmanızda da ifade ettiniz. Bundan önce de defaatle partiler kapatılmış ancak bundan sonuç alınamadığı görülmüştü. Çünkü yeni kurulacak parti her zaman hazırda bekleyebiliyordu. Demokrasilerde partinin kapatılmasının pek yeri olmadığını da ifade ettiniz. Peki kapalı kapılar ardında nasıl bir hesap güdülüyor? Şimdi bakın, yıl 1994. Bizi alıp götürdüklerinde uzun süre terörle mücadelede kalmıştık, bir 15 gün. Sonra Ulucanlar cezaevine bizi götürdüler. İçerideydik. O ara DEP'le ilgili kapatılma davası açılmıştı. Dönemin meclis başkanı bize sürekli elçi gönderiyordu. Şu dilekçeleri imzalayın, biz partinin üyesi değiliz. Ve hemen milletvekilliğinizi kollar ve koruruz. Biz de içeriden şu mesajı verdik. Türkiye'de bedel ödemeden hiçbir şey değişmiyor dedik. Biz içerideyiz. Antidemokratik yasaları, anayasayı değiştirin. Çünkü o tarihte üyesi olduğunuz partinin isterse hiçbir konuşmanız olmasın ama partinin sadece milletvekiliyseniz, kapatılma davası açılmışsa sizin de milletvekilliğiniz düşüyor. Bütün ısrarlara rağmen biz istenen o dilekçeyi vermedik ama dört arkadaşımız verdi. Onlar milletvekilliklerini kotardılar. Ama biz de içeriden şunu söyledik.
Eğer siz bu yasaların, bu anayasanın haksız olduğuna, antidemokratik olduğuna inanıyorsanız bir an önce bunları, yani Türkiye'yi bu ayıptan kurtarın. Yoksa biz günü kotarmak istemiyoruz, içerideyiz. Bunları değiştirin. Biz milletvekilliğimiz düşecekse hodri meydan düşürün. Ve bizim birçok arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü. Bir grup arkadaşımız yurt dışına çıktı, biz de cezaevindeydik. Ve sonrası bizim bu tavrımızdan dolayı bu anayasal değişikliği yaptılar. Sonra bugün iktidar olan, bakın iktidar olan, cumhurbaşkanı olan ve 19 yıldır ülkeyi yönetenlerin bize karşı o kadar çok borçları var ki, biz o gün eğer bedel ödememiş olsaydık, Refah Partisi ile ilgili açılan davada bütün Refah Partisi'nin milletvekillikleri hepsi düşecekti. Ama bizden dolayı bu anayasal değişiklik yapıldı. Dediler ki ya büyük bir haksızlık. Bütün milletvekillerinin milletvekilliklerini nasıl düşürebiliriz? Sonrası Refah Partisi'nin milletvekilliklerinin hiçbirinin milletvekilliği düşmedi. Sonrası Refah Partisi buradan iktidarlar yarattı, cumhurbaşkanları yarattı, Abdullah Gül'den Tayyip Erdoğan'a kadar. Bu süreçte bizim o gün ödediğimiz bedelin bir yansımasıydı. Bugün de aynı şeyleri söylüyorlar. Hukuka karşı şunu yapın, bunu yapın. Ya Türkiye'nin ayıbıdır. Yani burada 6,5 milyon oy almış bir siyasi parti ve uzun yıllardır bütün baskılara ve bütün şiddete rağmen başta da belirttiğim gibi demokratik siyasetten ödün vermeyen, var olan sorunlarımızı demokratik siyaset çerçevesinde çözmek isteyen bir gelenekten bahsediyoruz, bir halkın iradesinden bahsediyoruz. Bunu dikkate alın, halkın iradesine saygı duyun. Siz hiçbir gerekçe göstermeden kayyum atıyorsunuz. Hiçbir gerekçe göstermeden şunu, siyasetçiler şunu yaptılar. Üç konuşmadan örgüt bağlantısı ve bugün Ağrı'daydım. Onlarca arkadaşımız siyaset yasağı istenmiş. Birçoğunun bir tek konuşması bile yok. Onun için tabii ki Türkiye şu ayıptan bir an önce kurtulmalıdır. Bu parti kapatılmadan, yani bu hukuksuzluktan bir an önce arınmalıdır. Var olan sorunları çözmek için yeniden oturup düşünmelidir. 2013'ün o çözüm ruhunu yeniden Türkiye'de hayata geçirmelidir. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu. Ama ne yazık ki bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şeylerin üstü örtülüyor, erteleniyor, öteleniyor. Ufuk Hocam'ın dediği gibi sadece MHP'ye nasıl yaranabiliriz? Şimdi buradan bir iktidar çıksa deriz ki ya yine de iktidara bizi feda edin. Çünkü Türkiye'de hiç kimse bu ülkenin sorunlarını, bu halkların sorunlarını çözmek istemiyor. İktidar olmak istiyorlar. Ama bu tablodan da iktidar çıkmıyor. Şimdi bakın düşünün, bir iktidarın küçük parçası hiçbir bedel ödemeden, hiçbir risk almadan çok rahatlıkla, yani çetelere mesaj veriyor. İki gün önce yapılan kongrelerine 12 Eylül öncesi birçok cinayete karışmış insanları yönetime alabiliyor ve çıkıp birçok mafya liderinin benim ülküdaşım diyebiliyor ve bunlarla ilgili bir tek işlem yapılmıyor. Ama demokrasi ve özgürlük isteyen HDP'ye karşı bir düşmanca politika izleniyor. Ve bu, bakın, bu partinin Türkiye'de bir gün kimse bunları bir tarlada görmedi, bir şehirler arası yolculukta görmedi. Kimse bunları Ankara'nın dışında bir başka kentte de görmedi, bir başka ülkede de görmedi. Böyle dertleri yok. Kendilerini ülkenin sahibi olarak görüyorlar. Hatta iktidar partisi, işte birlikte iktidar oldukları partiyi bile sürekli tehdit eden ve bu partinin günahı zaten çok. Yani bunlara teslim olmuş, ülkeyi bir çıkmaz sokağa doğru götüren bir anlayışla karşı karşıyayız. Şimdi bu partinin Türkiye yapabilecek hiçbir şey yok. 12 Eylül öncesi, sonrası ve bugüne kadar gelinen süreç içerisinde ya dönüp bir tek projelerini, halklar için bir tek projesini gösteren kimse gösteremez.
Aslında Türkiye bir an önce bu kadar kini, nefreti, aşağılanmayı, hakareti her gün her gün bütün muhaliflerine saydıran bu partiler hakkında kin nefretten dolayı onlarla ilgili işlem başlatılmalıdır. Ama ne yazık ki gidip gelip biz, özellikle biz Kürtler, Türkiye demokrasi güçleri iktidarların kurbanı olmuşuz. Sürekli iktidarlar bizim üzerimizden iktidar devşirmeye çalışıyorlar. Yoksa dertleri ülkenin özgürlükleri değil. Peki neden 2013'te mesela ülkede 2 yıllık süre içerisinde bir tek damla kan akmadı? Hepimiz umutluyduk, hepimiz dualar ediyorduk, hepimiz bu topraklarda bir an önce barış inşa olacak, sorunlarımız çözülecek. Herkes bir yerlerden katkı sunmaya çalışıyordu. Ne oldu? 7 Haziran 2015 seçimlerinde iktidar kaybolunca yeniden başa dönüp yeniden şiddete dönen bir süreç yaşandı. Şimdi biz 5 yıldır gerçekten çok acı dolu günler yaşıyoruz. Halkımız olarak, ülke olarak yaşıyoruz. Yani buralardan yorulduk. Artık gerçekten Türkiye halkları, Kürtler, hepimiz hep birlikte ölümden, kandan, gözyaşından yorulduk. Bunun dışında bir yol, yöntemin bulunması gerekir. Demokratik siyasetin bütün kanalları açılmalıdır. Yoksa tutuklamayla, yoksa yasaklayarak bu işin olmayacağını da hepsi biliyor. En çok da bugün iktidar olanlar biliyor. Bakın Milli Nizam Partisi'nden tutun, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Milli Selamet Partisi, bu partilerin hepsi kapatıldı. Eğer çözüm olmuş olsaydı bugün bu iktidar onların devamı ve bu partiler olmayacaktı. Biz de olmayacaktık. Ve bizim dokunmazlıklarımızı bakın 1994 yılında gündeme getirdiklerinde ben kürsüde aynen şunları söyledim. İllahlar emretmişti, dokunmazlıklarımız kaldırılacaktı. Döndüm şunu söyledim onlara. Biz haklı bir davanın mücadelesini veriyoruz. Belki gideriz, uzun yıllar cezaevi hayatı olur, sürgün olur ama er geç dönüp geleceğiz buraya. Ama biz geleceğiz ve siz tarihin çöplüğünde olacaksınız. 2012 yılında yine parlamentodayız, dokunulmazlıklar tartışılıyor. Kalkıp onlara 94'te söylediğimi kürsüde ve o gün parlamentoda 94'te el kaldıranlardan bir tek tane insan bulamadık. Yoktular. Tarihin çöplüğüne gömülmüşlerdi. Onun için çıkmaz sokak olan bu yaşanan süreci, vekillerle ilgili, partilerle ilgili, baskılarla ilgili bir an önce buradan vazgeçilmesi gerekir. Siyaset dünyasının önü açılmalıdır. Siyaset bu sorunları çözmek zorundadır. Bütün partilerin yani ortak hedefi şu olmalıdır ve bütün siyasi partiler Türkiye'nin temel sorunlarını çözmek için siyaset yaparlar. Siyaset bir de uzlaşı sanatıdır. En aykırı partiler bile birbiriyle uzlaşı sağlayarak ortak bir paydada buluşurlar. Sevgili Ufuk Hocam'la beraberiz. Bir dönem parlamentoda bulunduk. Ya Allah rızası için parlamentoda iktidar ve muhalefet bir ortak yasa çıkarmadı parlament. Böyle bir dertleri yok. Sayısal çoğunluklarını acımasız bir silah gibi kullanıyorlar. Ne zaman dönüyorlar? Yani dış politikayla ilgili muhalefeti teslim alıyorlar. Milliyetçi dalgaları çok yükselterek eğer muhalefet onların saflarında saf almazsa anında hain ilan ediyorlar. Ve muhalefetin büyük bir çoğunluğu dış politikanın çok yanlış olduğunu söylüyor ikili görüşmelerde. Ama işte o korkuya teslim oldukları için muhalefete de çok büyük görevler düşüyor. Muhalefet de bu noktada iktidarın o hain damgasından kurtulmak adına yanlışa bile bile evet diyor. Yani 2016 yılındaki dokunulmazlıkların kaldırılmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının açıklamaları vardı. Anayasaya aykırıdır ama gidip oy vereceğiz. Sonrası gelinen noktayı hep beraber gördük. Yani 3-5 gün önce yine parlamentoda Ömer Faruk'un dokunulmazlığı kaldırılırken
orada muhalefetin onu nasıl yalnız bıraktığını ve hep iktidar ve muhalefetin ben bireysel anlamda gidip yanlarında duran her arkadaşa teşekkür ediyorum. Ama gerçekten demokrasi talebi olan, hukuk talebi olan bir muhalefetin böyle bir ikilem içerisinde kalmaması gerekir. Türkiye'nin özellikle muhalefetin, Türkiye'nin muhalif olan kesimlerin daha ciddi bir duruş sergilemesi gerekir. Daha çok demokrasi, daha çok hukuk, daha çok hukukun ve huzurun ülkesini birlikte yaratacaksak daha çok yürekli olması gerektiğini düşünüyorum. Efendim ben tekrar Sayın Ufuk Uras'a dönmek istiyorum. Efendim siz deneyimli bir siyasetçisiniz. Az önce gerçi Sarı Bey de şunu söyledi. Dedi ki Refah Partisi kapatılıyordu. Bizlerin oyuyla tekrar seçildiler. Aslında bir anlamda mevcut iktidarın sorumlusu bir parçada kendileri oluyor galiba. Bu demokrasinin gereği. Ben şimdi size şunu sormak istiyorum. Bu erken seçime gidilmek istenirse bu işin yol haritası ne olur? Nasıl yapılır ve en erken ne zaman yapılabilir erken seçim? Şimdi bir kere biraz önce yaptığınız yoruma şöyle itiraz edeyim. Bu bir prensip meselesi. Yani mesela 1987 yılında referandum yapılmıştı. Siyasi yasaklar kalksın mı kalkmasın mı? Hepimiz kalksın dedik. Kalksın derken biz o dönem siyasi yasakların siyasetini belirsemiyorduk ama bir ilkeyi savunuyorduk. Dolayısıyla yani HDP geleneğinin savunduğu bu hat doğrudur. Yerel seçim, bu genel yerel seçimlerde izlenen ortaklık Türkiye'nin nasıl bütün dengelerini değiştirdiyse bu yeni seçimlerde muhtemelen bunu önlemeye yönelik seçim yasası ve siyasi partiler yasasını değiştirerek bir adım atacaklar. Sırrı Bey'in ifade ettiği gibi minimal siyasette bütün partilerin buluşması son derece önemli. Yoksa hani bugün bana yarın sana şeklinde hayat devam ediyor. Ben 23. Dönem Meclisi'nde Dış İlişkiler Komisyonu'ndaydım ve yurt dışından gelen bütün siyasi partiler hep şunu sorarlardı, Avrupa'dan gelenler özellikle. Ya Türkiye'den ülkemizde gelen ve yaşayan insanlar buralarda hep sol partilere, Yeşil Parti'ye falan oy veriyorlar. Aynı insanlar Türkiye'ye gelince niye sol partilere oy vermiyor diye. Bu bile gösteriyor ki aslında yurttaş sağduyusuyla fark ediyor ki buradaki bu İttihat Terakki geleneği tekçi zihniyetin aşılması gerek. Yani yerel seçimlerde mütedeyyinlerle sekülerleri buluşturan, toplumun bütün renklerini buluşturan bir hat izlendiği anda nasıl sonuçların değiştiğini gördük. O yüzden burada çok açık, temel siyasi demokrasiden, hukuktan, adaletten yana ilkeler çerçevesinde çok şekilde yan yana gelmek gerekiyor. Daha üç gün önce işte andımız meselesi gündeme geldi. Bir anda bakıyorsunuz muhalefet fabrika ayarlarına dönüyor. Yani varlığım Türk varlığına armağan olsun cümlesini ele alın. Ya bir kere de bu çocuklara biz size daha iyi eğitim armağan edelim. Daha iyi sağlık armağan edelim. Hep çocuklar varlıklarını armağan etmesinler de biz bu çocuklara layık olduğu bir yapı armağan edelim noktasına gelmiyoruz. Avrupa'da var mı böyle bir şey? Nerede var? Singapur'da var, Filipinler'de var vesaire. İşte Avusturya bir federal yapılanma. Orada bir sıkıntı oluyor mu Avusturya'da? Şimdi bütün kapatılan partilerin gerekçeli kararına bakın. İki cümle var. Toplumun huzurunu bozmak, devletin bütünlüğünü bozmak. Ya parti kapatmak kadar bir toplumun huzurunu bozan, parti kapatmak kadar devletin bütünlüğünü bozan başka bir hamle olabilir mi? Yani bunlardan ders çıkarmadıysak nerede çıkaracağız? Şu anda önümüzde bir parti devleti modeli var. Ve buna itiraz eden, demokrasiden yanı olan herkesin yan yana gelmesi çok önemli. Bahçeli'nin ifade ettiği bir daha parti açılmayacak şekilde kapatmalı tutumu da siyasi partiler yasası ve seçim yasasında bazı değişiklikler öngördüklerini gösteriyor. Yani uzun vadeli toplumsal ihtiyaçlar açısından değil, kendi dar çıkarları açısından bu mühendisliği yapacaklar.
Ama bunların hiçbir şekilde fayda etmediğini, bir tür batmakta olan Titanic gemisinde orkestranın müzik çalması gibi bir tutumun hiçbir karşılığının olmadığını görüyoruz. Siz başta söylediğim gibi prensip düzeyinde insanların kimliğini, demokratik haklarını savunmazsanız ne oluyor? Şöyle bir cümle düşünebiliyor musunuz? Kendini vatandaşlık bağıyla bağlı gören bütün Uygurlar Çinlerdir. Çinlidir dediğinizde herkes zıplıyor. Kendini vatandaşlık bağıyla bağlı gören bütün Bulgaristan'daki Türkler Bulgardır dediğinizde zıplıyorsunuz. Burada insanların en temel hak ve özgürlüklerini tanımıyorsunuz. Bunun adı aslında iktidarını ve imtiyazlarını paylaşmak istememektir. Açılım süreci de bu yüzden çözülme sürecine dönüştü. Buna Gorbaçov sendromu diyorlar. Gorbaçov adım attığı zaman altındaki halı kaymıştı ve iktidardan düşmüştü ya. Ya adım atarsam iktidarı kaybeder miyim? Yani imtiyazlarımı kaybeder miyim? Bu tutumla Türkiye'de reformları gerçekleştirmek, adım atmak mümkün değil. Ama bilelim ki çeyrek asırdır Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardaysa, yerel yönetimlerde dahil, bu iktidar gücünü bizim güçsüzlüğümüzden alıyor. O yüzden bu yerel seçimlerde nasıl bir moral eşiği açtıysak, önümüzdeki süreçte de bence seçimleri, bu hazırlıkları şimdiden yapmalıyız ki bütün bu dengeleri değiştirebilelim. Sayın Uras, ben şeyi merak ediyorum. Şimdi geçmişte Bahçeli'nin mevcut iktidara yönelik muhalif sözleri ortada. Doğu Perinçek'in de daha farklı bir bakış açısı söz konusuydu. Bu iki ismin de ciddi anlamda değişik bir eksen kaymasına uğradığını gördük. O süreçte ne oldu? Hani biz neyi kaçırdık da böyle oldular onlar? Aslında değişen bir şey yok. Bu kapı kulu siyasetiyle demokratik siyaset arasında temel ilke. Türkiye'de biz zannediyoruz ki küskün olmak muhalif olmak demek. Halbuki küskünleri alıp iktidarın bir parçasını yaptığınızda iktidarın en temel destekçisi oluyorlar. Biliyorsunuz devşirmeler Osmanlı'dan daha Osmanlıcıdır. Yani siyaset bir devşirme işi ve bir toplumsal mühendislik işine dönüştü. Bugün tek parti dönemine bu kadar itiraz edip sonra tek parti döneminin parti devletini aynen benimsediğinizde bu pragmatizm, bu ilkesizlik, hani kiminle yattığını söyle, ne rüya gördüğünü söyleyeyim diye bir laf varsa, işte kiminle yatıyorsanız rüyalarınızın da kabusa dönüşmesi son derece doğal karşılanmalıdır diye düşünüyorum. Peki efendim, ben tekrar Sayın Sakık'a dönmeden önce demin yaptığım bir espriydi. Hani sizin sayenizde mevcut iktidar halen iktidar derken, bu aslında demokrasinin bir cilvesi, hayatın bir ironisi. Onu düzeltmiş olayım. Efendim, size şunu sormak istiyorum Sayın Sakık. Önce biraz kendi sağınıza geçmeniz ricasıyla. Hep sağa kayıyorum ama. Evet. Uygunmuş mu şimdi? Efendim, şunu sormak istiyorum. Şimdi gerçekten HDP'nin kapatılması gerçekleşirse yeni ittifaklar hangi minvalde olur? Bu konudaki görüşünüz nedir? Ben tabii şu anda partinin yetkili bir kurulunda falan bir görevim yok, onu söyleyeyim. Ama biz arkadaşlarımızdan hemen hemen zaman zaman böylesi olağanüstü süreçlerde bir araya geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Partinin yetkili kurulları tahmin ediyorum hemen Nevroz sonrası bir araya gelirler, konuşurlar. Bu konuda nasıl bir karar alacaklar, nasıl bir yol haritası izleyecekler. Çünkü bizim 30 yıldır bu baskıya, bu hukuksuzluğa rağmen hep bir ikinci yol haritamız vardır. Arkadaşlarımız eminim birkaç gün sonra bunu açıklarlar. Çok da çaresiz değiliz ve bu ülkemizi de tanıyoruz. Siyaseti de tanıyoruz. Ne yapılması gerekir konusunda partili arkadaşlarımız, yetkili kurullarımız o konuda karar verirler. Biliyorsunuz ki kapatılması durumunda her yola açık ve gelecek ne gösterir? Ancak onu o gün konuşacağız. Valla şunu da söyleyeyim. Yani biz tabii ki Türkiye'de bir kutuplaşma var. Bir cumhur, bir de millet ittifakı dediğimiz. Bizim bu ittifaklarda
bir yol arkadaşlığımızın çok zor olduğunu biliyoruz. 31 Mart seçimlerinde hiçbir beklentisi olmadan, sadece demokrasi beklentisi, demokrasi talebi olan bizler, partimiz bu konuda iradesini çok açık ve net olarak ortaya koydu. Biz geçmişten bugüne kadar Türkiye demokrasi güçleriyle buluşarak, bu ülkede sorunları olan ötekilerle, farklı kimlikler, inanç gruplarıyla bir arada demokrasi mücadelesini sürdürdük. Bugün zaten HDP'de bu noktada bütün kimliklerin adresi, bütün inançların adresidir. Bunları daha çok büyüteceğiz. Ve ben iddia ediyorum, 3 günlük süre içerisinde o kapatılma davası, vekilliğin düşürülmesi, en az HDP hanesine 3 puanlık bir katkının olduğunu abartısız söylüyorum. Var, çünkü halkımızın bu konuda gerçekten haksızlığa karşı kenetlenmesi de bu. Bugün alanlarda milyonları aşan bir buluşmanın nedeni de budur. Buradan Türkiye demokrasi güçlerine, hepimize çok önemli görevler düşüyor. Ve karanlık bir süreçten geçiyoruz. Önümüzde büyük bir tünel var ve karanlık, el ele tutuşacağız. Hep beraber buradan çıkacağız. Yani zor günler yaşıyoruz. Bu, evet, çok acı dolu yıllarda yaşadık. Ama bu acılardan bu topraklara barışı, hukuku, adaleti armağan etmek hepimizin ortak görevidir. Ve şu anda Türkiye bir açık cezaevi gibi. Hepimiz her gün neyle suçlanacağımız, emin olunuz, hepimiz o kadar çok ağır cezalardan karşı karşıya kaldık ki, o çözüm sürecinde devletin başlattığı valilerle birlikte, ben mesela Ağrı'da ilin valisi, oradaki bütün yetkililerle kentin kanamaması için ne gerekiyorsa hep beraber yapmışız. Valinin ricası üzerine katıldığımız bir basın açıklamasından sonra bize 6 yıl ceza verdiler. Yani bütün arkadaşlarımıza bu kadar haksız bir uygulama yapıldı. Ama biz buna rağmen bu topraklarda bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Bunları aşacağımıza inanıyoruz. Artık buradan gerçekten hepimiz, Türkiye halkları bir bütünlük içerisinde bu uygulamalardan yorulduk, kandan yorulduk, şiddetten yorulduk. Yani 40 yıldır bu ülkede demokrasinin nasıl askıya alındığından yorulduk. Bakın, 12 Eylül'den bahsettik. Biraz önce yine Ufuk Hocam şeyle ilgili, siyasi partiler yasası, seçim kanunu, yeniden böylesi bir arayışları var. Yani bütün dertleri, Türkiye'de demokratik bir seçim yasası kanunu çıkarmak değil. Nasıl buradan iktidarımız daha birkaç milletvekili devşirebilir? Özal döneminde de bu yapılıyordu. Bugün de bunlar yapılıyor. Özal döneminden bugüne kadar bütün partiler kurulduğunda ilk işleri, ilk beyanatları, ilk manifestoları 12 Eylül'ün ürünü olan siyasi partiler yasası, seçim kanunu değiştireceğiz. 12 Eylül'ün ürünü olan anayasayı değiştireceğiz diyorlar. Ama ne hikmetse, kim ki iktidar oluyor, birçok parti geldi, geçti ve bugün yoklar. Ama hiçbiri dokunmadı. Çünkü buradan kapı kulu vekillikler oluşturmaya çalışıyorlar. Parti içi bir şey yok. Bu iktidarında da öyle, muhalefetinde de öyle. Hiç olmazsa 12 Eylül öncesinde hiç beğenmediğimiz o Cumhuriyet Halk Partisi, Doğru Yol, bir Refah Partisi'nde ön seçimler yapılırdı. Hakim denetiminde üyelerle, delegelerle ön seçim yapılırdı. Ama ne yazık ki bugün yapılmıyor. Mesela 7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde kısa süre içerisinde bir ön seçim yapmıştı. Hepimiz çok heyecanlanmıştık. Ben Ağrı'dan Kemal Bey'i aramıştım. Kendisini kutlamıştım. Keşke bizler de yapabilseydik. Ama sonrası bir seçim oldu. Ön seçimden gelen bütün arkadaşları liste dışı bıraktılar. Çünkü siyasi partiler yasası ve seçim kanunu bu olduğu müddetçe partiler, parti içi demokrasi oturmuyor. Baştan bunları, yani Türkiye'de eğer gerçekten
adil bir seçim isteniyorsa, halkın katılımı, örgütlerin katılımı, bütün partilere gidin. Partiler ilk önce halkımız ve örgütümüz diyor. Ama seçimler geldiğinde emin olun halkın H'si bile yok ortada. Adayı da Ankara belirliyor. Yani il genel meclisinden belediye meclis üyesine kadar, belediye başkanından milletvekiline kadar genel başkanların belirlediği bir Ankara'dan bahsediyoruz. Asıl büyük sıkıntımız da bu. Ben Sayın Ufuk Uras'a dönmek istiyorum. Sayın Uras, efendim şunu sormak Buyurun. İstiyorum size. Şimdi mevcut iktidarın bence çok başarılı olduğu bir konu var. Millet İttifakı bileşenlerini bozmaya yönelik bence mevcut gündemin bir kısmı tamamen bu planın bir parçası olarak uygulamaya alınıyor. Katılır mısınız buna ve bundan sonraki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani bir siyaset satrancı oynanıyor sanki. Doğru. Yani özellikle Millet İttifakı'nın aşil topu İYİ Parti üzerinden bu hamleler yapılıyor. Ama bugüne kadar bir büyük ölçüde AK Parti'nin gündemine tabi olmayıp kendi gündemini oluşturmak konusunda bir ölçüde başarılı oldular. Tuzağa düştükleri zamanlar da oldu. Ama muhalefeti muhalefet yapan zaten bir kurucu irade olarak pozitif siyaset inşa etmesi. Bu önemli bir sınav. Bundan başarılı çıkarlarsa bütün dengeler değişir. Ama şunu da unutmayalım. Hani biraz önce ifade ettiniz Sabi Kanatoğlu'nun parti kendini feshederse ne olacak diye. Hani ne olacağını bilmiyoruz ama ne olmayacağını biliyoruz. Yani HDP hiçbir şekilde kendini feshetmez. Çünkü bu siyasi iddiasından vazgeçmek anlamına gelir. Bu bir onur ve haysiyet meselesi. Niye kendisini feshetsin ki? Feshetmesi gereken, feshe olması gereken bu zihniyetin kendisi. Yani bugün genç kuşağı düşünün, dijital devrimle internete giriyor. İnternette 768 dil var. Biz hala herkes kendi diliyle, kültürüyle, kimliğiyle, hak talebiyle var olsun mu, var olmasın mı diye tartıştığımız gibi. Bir de yanlış yerlerden konuya bakıyoruz. İşte Batasuna kararı, yok Altın Şafak, ya İspanya'daki hak ve özgürlüklerin hangisiyle Türkiye'dekini karşılaştıracaksınız? Bu dava ile seçimler arasında şöyle bir ilişki var. Bu tür kapatma davaları bir buçuk yıl öncesi çözümlenmiyor. Dolayısıyla seçimlere doğru giderken bu sorun devam edecek. Ama diğer yandan HDP davalarda biz açılım sürecinde Kobani süreciyle iktidarla müzakere halindeydik deyip AKP'yi mahkemeye tanık olarak çağırdığında ne olacak? Bu bumerang gibi AK Parti iktidarına döner. Çünkü AİHM kararları da son derece önemli. Daha önce DEP kararına falan baktığımızda uzun süren davaların siyasi araç olarak görüldüğü çok açık bir şekilde ifade edilmiş. İşte en son Gergerlioğlu'na bakıyorsunuz. Yani meclis başkanı inanılmaz bir şekilde bu konuda bir talep var diyor. Anlıyoruz ki iddia edilen videonun kendisi tamamıyla bir asparagas bir video. Yani milletvekiline bile kamu tuzak kurabiliyorsa diğerlerine ne yapmaz? Şimdi bütün yurttaşlar bunu görüyor. Bence vicdanen ve siyaseten insanlar kendi onurlarıyla oynanmasını, kendi haysiyetleriyle oynanmasını bir tepki olarak gösterecekler. HDP'de ve HDP seçmeninde bir pazarlık konusu olamaz. Kimse Türkiye'nin üçüncü büyük partisine vebalı gibi davranamaz. Davrandıkları zaman siyasetin aritmetiği ortada, sonuçlarına katlanırlar. O yüzden bu 2021 yılı içerisinde asgari demokratik ilkelerde buluşmama bizim bu badireyi aşıp aşmamamızın en kritik noktasıdır diye düşünüyorum. Sayın Sakık'a söz vermezden önce hemen son bir sorumu sormak istiyorum size. Şöyle ki, 21 ayda Merkez Bankası'nın dümeni 3 kez el değiştirdi. Yarın itibariyle ya da önümüzdeki hafta bir kabine revizyonu görebiliriz.
Bütün bu süreçte halka vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hani ne oluyor ve kimin nasıl gardını alması gerekir anlamında ne söyleyebilirsiniz? Şimdi burada önemli olan gerek kendi yurttaşınıza gerek uluslararası kamuoyuna verdiğiniz, tesis ettiğiniz güvendir ve sürekliliktir. Buna bakıyor insanlar. Yoksa işte kabinede 3 kişiyi değiştir, 5 kişi, bu tür makyajlar size biraz nefes aldırabilir. Ama uzun vadeli perspektifinizi değiştirmemiz lazım. Şimdi Türkiye'de işte insan hakları eylem programı vesaire, bütün bunlara kim itiraz edebilir ki? Ama itiraz nereden geliyor? Söylenenle yapılan arasında bir bağlantı yok ve bütün bunlar bir makyaj malzemesi gibi gözüküyor. Daha bu hafta Guardian Weekly gazetesine baktım. Türkiye ile ilgili bir ilginç bir haber. Mafya siyasetçi ilişkisi. Yani dünya sizi izliyor. Biraz önce bu konuyu konuşmuştuk. Yani nasıl olur da siyaset mafya ilişkisi olabilir diye. O yüzden bir deve kuşu politikasıyla yaptım etti. Pragmatizmiyle adım atmak mümkün değil. İktisatta da siyasette de asıl olan başkasına verdiğiniz, kamuoyuna verdiğiniz güvendir. Yoksa sıcak para gelir, sıcak para gider ama asıl olan gerek Orta Doğu'da gerek yakın bölgemizde savaşı sona erdirmek ve önceliklerimizi değiştirmektir. Yani sosyal devletin olmadığı yerde güvenlik devleti ön plana çıkıyor. O yüzden siyasi öncelikleri değiştirmemiz farklı siyasi tercihlerin olabileceğinin kabulüdür. Herkes yurttan sesler korosu gibi hazır ol durumunda değil. Yani dış politikada, iç politikada farklı görüşlerin olmasını önce içimize sindirmemiz gerekiyor. Ben o açıdan bu yılın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu fikri tahkimatı yapmak açısından da. Yani pazartesi itibariyle Merkez Bankası'ndaki bu değişiklik, hükümetteki kabinedeki değişiklik falan işin esası değil. Yani hamam aynı, tellaklar değişiyor. Yani zihniyet değişmediği müddetçe nasıl bir değişim bekliyoruz ki? Durmakta olan bir treni sallamaktan başka bir işlevi yok bu tür değişiklikler. Teşekkür ederim. Sayın Sakık, size dönüyorum. Efendim, bu kabine değişikliği sürecinde benim aldığım duyumlardan biri, Dışişleri Bakanlığı'na ekonomideki başarılarından sonra damat Berat Albayrak'ın getirileceği şeklinde. Süreç o kadar hızlı ilerliyor ki, hani eskilerin bir sözü vardı, Türkiye siyasetinde 24 saat çok uzun bir süredir diye. Tam o günleri yaşıyoruz. Siz de gerçekten çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Şunu sormak istiyorum. Bir panik havası mı var? Yani mevcut iktidar bir panik içerisinde. Gündemi değiştirmek için hani aklına gelen her şeye başvurup çaresizce hayatta kalmaya çalışan ya da boğulmakta olan bir insanın reflekslerini mi gösteriyor? Ne görüyorsunuz? Valla şunu söyleyeyim. Yani kabinenin değişmesi, değişim, dönüşüm hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Yani Çavuşoğlu mu olur, Berat mı olur? Bu bizi ilgilendirmiyor. Gerçekten bu topraklarda antidemokratik yasalar değişecek mi? Özgürlükler hayat bulacak mı? Sorunlarımız çözülecek mi? Şeffaf bir yönetim olacak mı? Şimdi devasa paralardan bahsediliyor. Kimse bir hesap veremiyor. Ve geçmişte AK Parti'nin elinde olan birçok büyükşehir belediyelerinin yolsuzlukları var. Sayfa sayfa dökülüyor, haklarında hiçbir işlem yapılmıyor. Ve bizden gasp edilen belediyelerin kayyumlarının nasıl hırsızlık yaptığını raporlarla hazır giden müfettişler ortaya koyuyor, hiçbir soruşturma yapılmıyor. Şimdi buradan Bakanlar Kurulu'nda bir değişim olmuş mu, olmamış mı? Hiçbiri bizi ilgilendirmiyor ve bu Türkiye'de değişim dönüşüme bir toplu ucu kadar bir katkı sağlamaz. Yani ilk önce şeffaf olmalıyız. İlk önce hukukun ve huzurun ülkesini birlikte yaratmalıyız. Şimdi dönüp bakıyoruz. Sokakta muhalif olan gazeteciler her gün dayak yiyor. Kimlerin yaptığını herkes çok iyi biliyor. Muhalefet ana lideri linç ediliyor ve o linçi gerçekleştirenlerle ilgili bir yasal işlem bile yapılmıyor. Kimse cezalandırılmıyor.
diğer siyasetçilere saldırı oluyor, hiçbir şey olmuyor. Şimdi böylesi bir tabloda binlerce, on binlerce haksız, hukuksuz şekilde tutuklanan insanlar var. Bunlarla ilgili bir şey yapılmadan Bakanlar Kurulu'nda bir 3-5 ismin değişmesi, dönüşme tabi tutulması, bu bizim hayatımızda bir şey değil ve biz ilgilenmiyoruz da bundan. Asıl ilgilendiğimiz bu antidemokratik yasalardır. Asıl ilgilendiğimiz halkın iradesiyle gelmiş milletvekillerinin onlara uygulanan politikalardır. Asıl ilgilendiğimiz milyonlarca oy almış bir parti hakkında kapatılma davasıdır. Şimdi bir taraftan değişim dönüşüm, bir taraftan 1990'larda, 80'lerde uygulanan politikaları hayata geçir. Bu konuda bir samimiyet görmediğimiz için değişimin, dönüşümün isterse Bakanlar Kurulu'nda olsun, isterse kurultay yapılıyor. Kurultayda ne derler, MYK'daki değişim, dönüşümün bizde bir karşılığı olmaz. Gerçekten siz ana ilkelerde, yani bu topraklarda var olan sorunları oturup tartışıp konuşacak mısınız? Siz buna var mısınız? Kürtlerin sorunlarını çözmeye var mısınız? Bu ülkedeki ötekilerin sorunlarını, Alevilerin sorunlarını çözmeye var mısınız? Milyonlarca insanı işlerinden, aşından ettiniz. Bu insanlar aşına, işine geri dönebilecek mi? Bununla ilgili varsanız baş göz üstüne, olması gereken budur. Biz siyasette düşmanlık nedir bilmeyiz. Otururuz, konuşuruz. Bakın MHP'yi de eleştiriyoruz ama yeri ve zamanı gelince bizim oturup konuşmamız lazım. Özellikle iktidarla siyasette düşmanlık yok. Hatta uç bir şey söyleyeyim. Siyasetin bir onuru da yok. Bakın dönün Türkiye'deki siyasi aktörlerin birbirlerine söylediklerini, sonra nasıl yan yana geldiklerini görüyorsunuz. Yani onun için bu topraklarda ilk önce bu ötekilerin hukukuyla ilgili bir hukukun oluşması gerekir. Efendim ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlediniz. Ben son sözlerimi ifade etmek istiyorum. Öncelikle konuklarım Sayın Uras'a dönmek istiyorum. Sizin sanki söyleyecek bir şeyiniz daha vardı. Söyleyecek bir sözünüz var mıydı efendim? Yani siyasette ki bazı durumlar trafiğe benziyor. Siz niye trafik kazaları olmaz? Karşınızdakinin rasyonel davrandığını varsayarsınız. Birden direksiyonu kırmayacağınızı varsayarsınız. Siyasette rasyonaliteyi kaybettiğiniz zaman öngörülemez bir yapıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Yoksa Sırrı Bey'in ifade ettiği gibi hakikaten siyasette kan davası olmaz. Ama şunu görmeliyiz, geçmiş seçimlerde ilk defa bu ülkenin Kemalistleriyle Kürtleri yan yana geldi. Şimdi bu bütün dengeleri değiştirdi. Bu bir daha olmasın diye her türlü tedbirleri alıyorlar ve bu oyunu bozmak ve hakikaten kendi gündemimizi ve yol haritamızı çıkarmak bu yüzden önemli. Sizin sorduğunuz soruyu ben tersten şöyle söyleyeyim. Niye bunlar oluyor dediniz. Parlamenter sistem olurken niye başkanlık sistemine geçildi? Parlamenter sistemde belki Sayın Erdoğan çok daha kolay iktidar olabiliyordu. Şimdi 50+1 çok daha zor. Çünkü HDP'nin ve bu geleneğin meclise girmesi karşısında MGK'da şöyle bir karar alındı. Bunu önleyemiyoruz, başkanlık sistemine geçelim. MHP'nin de buna ikna olması böyle. Geçildi de ne oldu? Sonuç ortada. Yani bu cadı avı siyasetiyle rejim değiştirmenin de bir sonucunu olmadı ve hep beraber gördük. Efendim çok teşekkür ediyorum. Konumuz erken seçimin ayak sesleri. Konuklarımız ÖDP'nin kurucu başkanı, İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Ufuk Uras ve kıdemli değerli bir siyasetçi Sayın Sırrı Sakık'tı. Yeniden yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. İyi akşamlar. Ve bizim bu noktada hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi. Halk kendini yönetemez mi? İlle başımızda bir başbakanın, güçlü bir başbakanın olması mı lazım? Yani bu hürmet diese Entscheidung ein Beispiel Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşı. Sistematik ben çarpıtıldığı kanaatindeyim. Kim nasılsa çevresini de öyle görür. Sonuçta attığınız adımın bedelini ağır ödeyecek. Aynen.
Yezidilerin, Kürtlerin, Ermenilerin... Dünyanın iftirasına attılar.